Merhaba, iyi günler. Ekonomi konuşacağız, krizin gölgesindeki Türkiye'yi konuşacağız ve bunu Berlin'de öğretim üyesi ve araştırmacı olan doçent Ümit Akça ile konuşacağız. Ümit, merhaba. Merhabalar. Bir ara Ali Rıza ile beraber bizde kriz notları yapıyordunuz. Uzun bir süre yaptınız, sonra başka yerde yapmaya devam ediyorsunuz. Şimdi de bir kitabın çıktı, yine krizli bir kitap. Krizin gölgesinde en uzun 5 yıl. Ortada hep bir kriz lafı var ama krizin kendisinden ziyade gölgesi var. Şimdi bu kitapta 2018-2023 gerçekten zor bir dönemdi ekonomi açısından. Ama bazıları diyor ki o zordu, şimdiki daha zor, ona da geleceğiz. Ama benim anladığım kadarıyla kitapta başkanlık sistemi Türkiye'de ekonomiye ne yaptığı anlatıyorsun, yanılıyor muyum? Evet, bir kısmıyla o tartışma var. Çünkü yani söylediğiniz gibi 18-23 esasında Türkiye'deki rejim değişimi sonrasındaki 5 yılın bir dökümü ve Erdoğan yönetiminin aslında en büyük sınavı idi. Çünkü bunun tutup tutmayacağını herhalde kendileri dahil kimse bilmiyordu, emin değillerdi. Hatırlarsanız o günleri 2018 seçimi sonrasında bir kere hani daha biraz daha geriden başlayalım. Seçimler 2019'da normalde gerçekleşecekti. Ama ekonomideki kötüleşme o kadar belirgin bir hale geldi ki biraz MHP'nin ön ayak olmasıyla daha sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle Haziran'a çekildi seçimler. Ve biz gördük ki zaten geri çekilmeseydi büyük bir döviz krizi geliyordu. Ve Ağustos ayında biz bunu gördük. Şimdi ilginç bir nokta var. Ağustos ayında döviz krizi yaşandıktan sonra esasında Türkiye'de yeni rejimin devam edip etmeyeceği konusunda büyük bir tartışma başlamıştı. Bu ekonomi programı ile ya da bu siyasi rejimle 4 yıl 5 yıl gitmenin imkansız olduğu bir IMF programı olmadan bu sorunlardan çıkılamayacağı gibi konular büyük tartışma konularıydı. Özellikle muhalefet çevrelerinde oldukça güçlü beklentilerin oluştuğu bir dönemdi. Ama bunlar gerçekleşmedi. Dilerseniz o detayları konuşalım. Dolayısıyla Tabii. bu 5 yıl aslında Cumhurbaşkanlığı sisteminin 5 yılıydı. Doğru. Burada şimdi kitaba bakınca tekrar hafıza tazeliyor. Çok ciddi iniş çıkışlar var. Kadrolarda tamamen farklı kadrolar var. Mesela bir hani ne deniyor? Ortodoks politika izlemesi beklenen isimler geliyor. Kısa bir süre sonra onların yerine ekonomist bile olmayan bir Nebati geliyor. Bu arada damat dönemi var vesaire ve bunların her biri her gelen bir öncekini yok sayıp başka bir şeye girişiyor. Yanlış mı okuyorum? Yo, doğru. Bunu ben biraz şu tartışmanın içerisine oturtmaya çalıştım. Şimdi dediğiniz gibi aktör düzeyinde bakarsak A kişisi geliyor, B kişisinin yaptığını bozuyor. C kişisi geliyor, B kişisinin yaptığını bozuyor. Ama buna sadece aktör düzeyinde yani o kişilere odaklanarak çok açıklayamayız diye düşünüyorum. Ve hani literatürde yapılan tartışmayı birazcık devreye sokmaya çalıştım. Esasında bu ekonomi politikalarının şekillenişinin gerisindeki dinamikler ne, siyasi, sınıfsal, toplumsal dinamikler ne, kitap bunu tartışmaya çalışıyor. Bu pencereden bakarak gelişmeleri anlamaya çalışıyor. Buradan bakarak şunu görüyoruz, bir iktidar bloğu kavramı var. Bu geçmişten beri kullanılan ancak son dönemde daha seçim ittifakı ile sınırlı olarak kullanılan bir kavram. Esasında orijinalinde kavramın çeşitli sermaye gruplarının çıkarları zaman zaman birbiriyle çelişen, zaman zaman örtüşen sermaye gruplarının bürokrasinin ve devletin ve siyasi iktidarın bileşiminden oluşan bir yapıdan bahsediyoruz. Şimdi buradaki değişiklikler buradaki her bir bileşenin o somut konjonktürdeki çıkarlarının hangi doğrultuda şekillendiği ve bunların üst üste gelip gelmediği bizdeki bu U dönüşlerini
A kişisinin gidip B kişisinin gelmesini ve birbirine zıt programların uygulanmasına neden olmasını açıklayabilir diye öneriyorum. Orada da yaptığım tasnif esasında bir örneğin Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da görüşlerini şekillendiren bir Türkiye'deki hakim sermayeler arası gerilim olduğunu ileri sürüyorum. Orada çünkü ilginç bir tartışma var. Biliyorsunuz Türkiye'de sermaye devlet ilişkileri çeşitli boyutlarda tartışılıyor. İşte Batıcı sermaye, Avrasyacı sermaye ya da işte İslami sermaye, laik sermaye, İstanbul sermayesi, Anadolu sermayesi gibi. Hatta yani AKP'nin ilk iktidara geldiği dönemde otantik burjuvazi, Türkiye'deki kayıp burjuvazi bulundu ve bu demokratikleşmenin motoru olacak gibi argümanlar da vardı. Bu daha normatif, subjektif değerlendirmelerin dışında sektörel olarak çeşitli sermaye gruplarının çıkarları ne? Ona baktım ben esasında. Ve bu çeşitli para politikası, döviz kuru politikası gibi çeşitli ekonomi politikası şekillenmesinde bu sermaye gruplarının ne gibi bir etkileri var? Şimdi böyle baktığımızda esasında iki temel grup olduğunu bu sermaye kesimi içerisinde ve birinin programının uygulandığı dönemde diğerinin göz ardı edildiğini, diğerinin programının uygulandığı dönemde de ötekisinin geri planda kaldığını görüyoruz. Bunlar birbiriyle zaman zaman çelişiyor ve bu çelişen programlar arasında esasında siyasi iktidar o somut konjonktürde kendi yeniden seçilmesi neyi gerektiriyorsa onu tercih ediyor. Esasında şey bu, çerçeve bu, anlattığım çerçeve bu. Şöyle bir şey var, tam bu anlattığın sermaye grupları meselesinde Türkiye'de muhalefetin içerisinde daha popülist yapılan muhalefette bir beşli çete vurgusu var. Bir yandaş sermaye vurgusu var, kayırmacılık vurgusu var vesaire var. Ama sanki şöyle yani geleneksel büyük burjuvazi falan bu durumdan çok şikayetçi gibi ya da onlar hiçbir şekilde telaffuz edilmiyor. Ama Erdoğan'ın bir zamanlar etmiş olduğu laf şimdi tam kelimesi kelimesini hatırlamıyorum ama şey diye söylemişti TÜSİAD çevresine benim iktidarım döneminde sizler bayağı bir güçlendiniz, kazandınız, hep birlikte kazandık anlamına gelen bir şey söylemişti. Yani arada bir takım çelişkiler olsa da Türkiye'deki geleneksel burjuvazinin, büyük burjuvazinin ben şahsen çok da büyük şikayetçi olduğunu yani onlardan alıp ötekisine vermiyor sanki, yanılıyor muyum? Şöyle katılıyorum. Şimdi 2002'de AKP iktidara geldiğinde İslami sermayenin temsilcisi olarak düşünülüyordu. Ama olduğu gibi IMF programını alıp, Derviş programını alıp, yani TÜSİAD programını alıp uyguladı. Dolayısıyla hani dediğiniz o anlamda doğru ve bütün kritik dönemlerde de yani 2007'deki Cumhurbaşkanlığı tartışmasında, daha sonraki anayasa referandumu döneminde Türkiye'deki büyük sermaye kesimlerinin her kritik dönemeçte AKP'yi desteklediğini biliyoruz. Şimdi ancak bu 2013'e kadardı ve 2013 sonrasında Erdoğan yönetimi için bu IMF ya da TÜSİAD ya da işte bu büyük sermaye programını takip etmek giderek daha riskli hale gelmeye başladı. Çünkü bu programı takip ettiğiniz zaman uygulamanız gereken kemer sıkma tedbirleri ve yüksek faiz sizin seçimlerde yeniden seçilmenizin daha riskli hale getiriyor. Bunu biz nerede gördük? 2019 yerel seçimlerinde gördük. 2018'deki döviz krizi sonrasında hızlı sert faiz artışları yapıldı. Sert faiz artışları sonrasında kredi çöküşü geldi, firma iflasları geldi ve işsizlik 2008-2009 krizi seviyelerine çıktı 2019'da. Yani %15'lere, 14,9'lara geldi. Şimdi Erdoğan yönetiminin buradan aldığı ders, biz faizleri arttırırsak ve büyük sermaye programını takip edersek seçimleri kaybediyoruz.
Ve zaten 2023 seçimlerine gelen ve 2021'deki düşük faiz politikasının oluşmasında etkili olan iki temel gelişme var, iki temel dinamik var diye yazdım ben. Bir tanesi buydu. Yani iktidarın 2019 seçimlerinden aldığı dersti kendisi açısından. İkincisi de esasında bu büyük sermaye gruplarının dışında kalan İşte küçük ve orta ölçekliler, sanayiciler, ihracatçılar, kısmen inşaatçılar, emek yoğun sektörlerde çalışanlar, bulunanlar ve bu emeğin maliyetinin üretimde çok yüksek olduğu ve daha da önemlisi belki sadece Türk lirasıyla borçlanabilenler. Şimdi büyük sermaye grupları döviz biçiminde de borçlandıkları için onlar için önemli olan Türk lirasının istikrarı. Ancak bu diğer kesimler, yani faiz yüksek olsa da çok sorun değil çünkü onlar yurt dışından borçlanabiliyorlar. Ancak bu söylediğim küçük sermaye grupları için olmazsa olmaz koşul Türk lirası faizin düşük olması ve onlara teşviklik krediler verilmesi. Şimdi hatırlarsanız pandemide ekonomi yönetimi ve genel olarak pandemi yönetimi sanayide şalter kapatmama üzerine şekillendi ve bunun da esasında ekonomik anlamda sonucunu aldılar. İşte Türkiye dünyada ekonomik daralma yaşamayan iki ülkeden biri oldu. Biri Çin'di, biri Türkiye oldu pandemi döneminde. Ve pek çok sanayici ihracat pazarlarında yeni alanlar elde etti. Şimdi bu kesimler ekonomi politikasının şekillenmesinde giderek daha baskın hale gelmeye başladı. Ve yani kitabın temel tezi şu: 2021'deki bu düşük faiz politikasının gerisinde Erdoğan yönetiminin seçimler için faiz arttırmanın ve kemer sıkma politikasının olumsuz olacağı deneyimiyle bu seçeneği dışarıda bırakması, buna ek olarak da bu pandemi döneminde palazlanan bu sanayicilerin talepleri örtüştü ve bunlar dönemsel olarak büyük sermaye kesimlerinin taleplerine, programına ters bir şekilde, yani 21-23 arasında onlara aykırı, onlara rağmen şekilde gelişti. Ancak bunun tabii yapısal sınırları var. Türkiye ekonomisinin dünya ekonomisiyle bağlantısı biçimi nedeniyle, biraz bağımlı yapı nedeniyle. O da bu ödemeler dengesi, krizi, sınırı, riski. O da 2023 sonrasında Şimşek yönetiminin gelmesiyle ortadan kalktı. Dolayısıyla bu 21-23 bu açıdan da ilginç bir dönem. Yani sermaye devlet ilişkileri açısından da ilginç bir dönem. Burada şunu sormak istiyorum. 23 mesela şu günleri çok popüler tartışması Bilal Erdoğan gündeme getirdi biliyorsun EYT meselesi. İşte muhalefet yaptı, halbuki Erdoğan yaptı sonuçta. EYT 2023 seçimi öncesi yapılan bir şeydi. Ve şimdi yaptıklarına pişman olduklarını bir şekilde söylüyorlar vesaire. 2024 yerel seçimi öncesinde kitabın kapsama alanını dışına çıkıyoruz ama tabii onun devamı olarak bakmak lazım. Çok ciddi bir şekilde asgari ücrete ara zam ya da emeklilerin koşullarının iyileştirilmesi konusunda Erdoğan frene bastı. Şimdi senin söylediğin hani 2019 seçiminden ders alma diye söyledim ya 2023 seçimine 2019'daki yerel seçim yenilgisinden bir ders aldı. 2024'teki yenilgi bence 2019'dan çok daha büyük bir yenilgi yaşandı ki hemen 2023 zaferinin hemen ardından 11 ay sonra yaşandı. Şimdi buradan neyi çıkartmamız lazım? Erdoğan seçim kaybetmeyi göze alarak ekonomiyi düzeltmek mi istedi yoksa hesapları mı tutmadı 2024'te? Şimdi esasında 23 yani 21-23'ün faturası vardı biraz. Hani onun bakiyesi diyelim. Çünkü o Şimşek geldi ama geldiği gün iş bitmedi. Şunu kastediyorum. 2021-23'te yaşanan bu faiz indirimlerinin sonucu, dolayısıyla sonucu enflasyonun patlaması oldu. Yani hayat pahalılığı krizi oldu. Bu şöyle bir fark var. 23'te henüz
Büyük şehirlerle sınırlıydı bu hayat pahalılığı. Biz yani konut kiraları ve ev fiyatları ve gıda ulaşım gibi masrafların artışı ve sizin de söylediğiniz bu EYT, asgari ücret artışı gibi kısmi telafi edici önlemlerle 23'te seçimlere yaklaşıldığında esasında ekonomi en kötüsünden daha en kötü aşama geçilmiş havasını yaratabildi iktidar. Yani enflasyon 80'den 40'a düşmüştü, işte işsizlik azalıyordu, istihdam artıyordu, büyüme canlıydı vesaire. Yani reel ücretler baskılanmıştı ama onları da şeyle EYT ve diğer asgari ücret artışlarıyla telafi etmeye çabaladı ve çalıştı orada. Şimdi 24'te niye çalışmadı ya da hani 24'te niye esasında seçim kaybetmeyi göze aldı diyelim. O soruya geldiğimizde esasında seçim kaybetmemek üzere bir politika kurguladı. Mehmet Şimşek göreve geldiğinde hani söylediği laflardan ilki bir şok terapisi programı uygulamayacağız oldu. Bu şu anlama geliyor. Yani o şey dengesini, sermayeler arası dengeyi gözeteceğiz ve hani örneğin tekstil sektörünü ya da inşaat sektörünü ya da işte diğer emek yoğun sektörlerini bir anda silmeyeceğiz. O nedenle de faiz artırımlarını aşamalı olarak gerçekleştireceğiz şeklinde bir yol takip ettiler. Esasında bu yani 24'ü de kaybetmeme üzerinde çalıştılar. 24'ü neden kaybettiler peki sonrasında iki yani benim görebildiğim iki temel açıklama var. Bir tanesi bu hayat pahalılığı krizinin büyük şehirlerden coğrafi olarak küçük şehirlere, Anadolu'nun ücra kasabalarına kadar ilerlemesi. Yani enflasyonun etkisinin hem sadece bir yıl değil, 2-3 yıl boyunca birikimli etkisinin sürmesi hem de coğrafi olarak yayılması. İkinci etki de muhalefetin pozisyonu. Bence kritik olan değişikliklerden biri oydu. Çünkü yani kitapta ben kısmen değindim. Aslında 23'ün kaybedilmesinde iktidarın bu uyguladığı telafi mekanizmaları kadar muhalefetin takip ettiği stratejinin hatalı olması da önemli Ona rol oynamıştır. onu sormayı düşünüyordum. İstersen burada ona girelim. Şunu hatırlıyorum ben sosyal medyada yaptığım paylaşımlarda ya da gazete duvarda yazdığın yazılarda herkes böyle hani Demirel'in boş tencere götürür şeyine kapılmış bir şekilde yani muhalefetin seçimi kaybetmesi imkansız havasındayken senin çok temkinli olduğunu hatırlıyorum. Şimdi detayları hatırlamıyorum ama yani birazcık akıntıya karşı bir duruşum vardı. Bu sadece şeyle alakalı mı? Yani muhalefetin inandırıcı alternatif sunamaması meselesi mi? Yoksa bir şeyleri muhalefetin ekonomide yaşanan bir takım şeyleri tam olarak anlamadığını mı düşünüyordu? O dönem esasında çok zordu. Yani insan ya iktidarın bir stratejisi var demek bile bir linçle Evet. karşılaşmayı bekliyordu. O yüzden pek çok arkadaşım da yani konu meslektaşım da aslında yazamadı o dönemde. Hani onu da şimdiden söyleyebiliriz geriye dönük olarak. Hani şu konularda daha dikkatli olmak gerekir uyarılarını yapamadı o dönemde. Ben de kısmen yazabildiğim kadarını yazmışım. Şimdi temel sorun şuydu benim görebildiğim. Tam da dediğiniz gibi yani şöyle bir otomatiklik atfedildi. Ekonomik sorunlar geldi, iki eşittir AKP iktidar gidiyor. Dolayısıyla biz herhangi bir şekilde siyaset yapmak, Türkiye'nin temel sorunlarına çözüm üretmek için kitlelerle buluşmaya, onların dertlerini siyasallaştırıp talepleştirmeye gerek yok gibi bir çerçeve ortaya çıktı. Şimdi burada bir kritik dönüm var. Kaçırılan fırsat diye yazdım kitapta da. 2021'in bu Eylül-Aralık arasında yaşanan faiz indirimleri sırasında AKP tarihinde aslında bir ilk yaşandı. Enflasyon hızla artmaya başladı. Hayat pahalılığı krizi giderek derinleşmeye başladı ve buna karşı işçi eylemleri ilk kez gerçekleşti.
Bu öncesinde hiç yok. Daha öncesinde işçi eylemleri var. Ama onlar özelleştirme karşıtı ya da daha lokal işten atılma, sendikalaşma konuları ile ilgiliydi. Şimdi bu 2021 sonu, hatta 2022 Şubat ayının sonuna kadar süren bu toplumsal sözleşme döneminde büyük bir mobilizasyon yaşandı aslında. Toplumsal mobilizasyon yaşandı. Yani 2015'te hatırlarsanız Bursa'da bir metal fırtına olarak adlandırılan işçi hareketi gerçekleşmişti. Hani 89 bahar eylemlerinden sonra en önemli eylemlerden biriydi o. Onun katılımcıları kadar büyük kitleler harekete geçti aslında 2021 sonbaharıyla 2022 Ocağı, Şubat'ı, Mart'ı arasında. Şimdi esasında o dönemde CHP bunu gördü ve parti sözcülerinin de işte o zamanki Öztrak'ın da açıklamalarıyla biz sokağa ineceğiz, bu talepleri dile getireceğiz şeklinde adım attı. Mersin'deydi ilk miting. Coşkulu oldu ve bunun her ilde devam edeceği söylendi. Şimdi o arada kritik bir dönüm noktası geldi. Yani bu toplumsal hareketle CHP'nin yan yana gelme ihtimali bir şekilde ortaya çıktı ve Erdoğan orada hemen müdahale etti. Yani 15 Temmuz'u hatırlatıp sokağa inmenin olumsuz sonuçlarından bahsetti ve o zaman Kılıçdaroğlu kesinlikle sokak gündemimizde değil dedi ve bu mitingler iptal edildi. Bence 2023 seçimleri esasında 22 de kaybedilmiş oldu. Çünkü o andan sonra CHP bütün enerjisini altılı masa içi daha teknokratik şeylere, detaylara, parlamenter sistemin nasıl olacağına ya da ekonomide de Merkez Bankası bağımsızlığıyla, yani sokaktaki insanın derdiyle çok alakası olmayan daha teknik, bürokratik, kurumsal tedbirlerin ince detaylarını tartışmaya gömüldü ve bana kalırsa seçimler o anda gitti. Peki bir başka şeyi sormak istiyorum. Şimdi son dönemde en çok konuşulan hususlardan birisi de orta sınıf. Orta sınıfın yok olması, çözülmesi. Ben bir ara yurt dışına göçenlerle röportajlar yaptım. Görmüşsündür. Bayağı bir Avrupa'ya, hatta Orta Doğu'da, yani Körfez ülkelerine, Kanada'ya vesaire, genellikle eğitimli üst orta sınıf diyenebilecek kesimler, iyi eğitimli kişiler, dev çok büyük bir şey var ve hemen hemen hepsinin ortak söylediği alım gücünün düşmesi meselesi ve en çok da söyledikleri bir başka husus çocuklarının eğitimi meselesi. Orada da devlet okullarına güvenememe, ama özel okulların hem güvenememe hem de özel okulların çok pahalı olması, yani bütçelerinin denk gelememesi vesaire gibi hususlar. Ve ben de bunu hatta bir kişi söylemişti, onlardan birisi, Türkiye'deki orta sınıfın batıya transferi gibi yorumladım. Bu ekonomi politikalarının gerçekten böyle bir etkisi olduğuna sen de katılıyor musun? Yani Türkiye'de orta sınıfın erimesi, özellikle eğitimli kesimlerin, serbest meslek sahibi vesaire falan kesimlerin, gençlerin hep dışarıya bakması doğrudan bu ekonomik politikaların sonucu mu? Evet, büyük ölçüde katılırım. Yani biz burada bulunduğum okulda da yüksek lisans öğrencilerim oldu bu konuda tez yazan. Onların buraya gelenlerle yaptığı araştırmalarda, mülakatlarda da sizin orada işaret ettiğiniz konuların aşağı yukarı aynıları çıktı. Ek olarak siyasi özgürlük, özellikle kadınların daha rahat hareket edebilmesi, yaşayabilmesi için gerekli koşulların batılı ülkelerde daha fazla olması gibi şartlar. Yani özgürlük, hani bir başlık tanımlarsak, ikincisi de elbette ekonomi. Şimdi bu ilginç bir konu, büyük şehirlerde daha çok yaşanan, özellikle İstanbul, Ankara, İzmir'de yaşanan bu 2021-23 döviz krizinin etkileri, daha sonrasında da işte bu hayat pahalılığı krizinin doğrudan sonucu aslında. İlginç bir şekilde biz istihdam verisine baktığımızda Türkiye'nin
sanayi istihdamının bu dönemde arttığını görüyoruz. Yani mavi yakalılarda, yani tersine bu yurt dışına göç döneminde yaşanan gelişmelerin tersine esasında bir yaygın işçileşme dönemi var. Anadolu'da pek çok küçük büyük ilde ilçede açılan organize sanayi bölgeleri var. Bunlar lokal ihracat üsleri haline gelmiş durumda ve mavi yakalı istihdamı giderek artıyor. Yani tarihsel zirvelerine varmış durumda. Buna karşın sizin de işaret ettiğiniz beyaz yakalılarda biraz daha eğitim seviyesi yüksek, yurt dışına tahvil edilebilir, yurt dışında çalışabilir işlerde olan kesimlerinde gelir kayıpları nedeniyle özellikle konut, kira gibi temel masrafları karşılayamalar ve tabii ki eğitim. Yani bu da işte özgürlük ekonomi kısmının birleşmesinden kaynaklanıyor. Burada yani Avrupa'da pek çok ülkede eğitimin bedelsiz olması özellikle ilkokul, ortaokul seviyesinde onları çekiyor. Yani ters eğilimler bir arada görülebilir, onu söylemek istiyorum. Bir yandan işçileşme mavi yakalılarda artış varken diğer yandan bu emek kesiminin üst katmanlarında batıya göç daha da yoğunlaştı elbette. Şimdi yavaş yavaş toparlayalım. Bir şunu sormak istiyorum. Ekonomiyi çok bilmeyen birisi olarak. Yani sonuçta baktığımız zaman Erdoğan'ın başkan olmasından sonraki dönemde özellikle ekonomi dediğimiz zaman genellikle para politikalarını konuşuyoruz sanki. Yani faiz indi mi inmedi mi, döviz ne oldu ne olmadı falan ama onun dışında hani böyle yatırımdı, şuydu, istihdam vesaire gibi konular. Tabii ki enflasyonu konuşuyoruz ama ekonomi deyince akla hep para politikaları geliyor. Yok işte sıcak para geldi mi, gelecek mi, ne kadar gelecek? İşte neydi bir tane, şimdi aklıma gelmedi. Tam kredi değil de bilmem ne yapıyorlar. Swap mı? Öyle mi? Evet, Yani öyle bir takım takas kavramlar falan. Yani ortada ekonomi sadece bir finansal bir olaya indirgenmiş gibi ve baktığımız zaman da bankalar mesela Türkiye'de o kadar çok kriz var vesaire falan var denirken bankalar acayip kar ediyor. Öyle değil mi? Yani bu burada çok sakat bir şey yok mu? var var, evet çok haklısınız. Bu yani iktidar elbette bu bir çeşit yüzdürme işi yapıyor. Yani seçimden seçime atlayarak kendi yeniden seçilmelerinin koşullarını yaratmaya çalışıyor. Bu söylediklerinizi gündeme taşıyacak olan muhalefet olmalı. Yani işte, insanların geniş kesimlerin çıkarlarını temsil edecek. Ya da en azından hani şöyle diyeyim, demir elvari bir muhalefet yapacaksan dahi sokağın sesini bir şekilde duyurman lazım. Ama biz muhalefete baktığımızda onlar da para politikası tartışıyor. Merkez Bankası bağımsızlığı yok, kurumsal işlemler, sizin söylediğiniz swap açılsın mı açılmasın mı. Dolayısıyla siyaset bir teknik alana sıkıştırılmış durumda. Bu da yani kitapta kısmen onu da değinmeye çalıştım. Esasında siyasetin ana akslarının değişmesiyle ilgili Türkiye'de toplumsal hareket yani 12 Eylül'de başlayan sonra da 2021 özür dilerim 2001 ile devam eden bu neoliberalleşme, emeğin siyasi, toplumsal, örgütsel gücünü kırma programı nihayete erdi ve artık emekçi sınıflar seyirci durumunda. Emekçi sınıflar seyirci durumuna gelmesi iki sonuç doğuruyor. Bir tanesi muhalefet partileri esasında bu kesimlerin taleplerini temsil etmek zorunda hissetmiyorlar. Çünkü 90'ları hatırlayın, yine yüksek enflasyon vardı, yine bir pek çok ekonomik sorun vardı ama hani merkez sağ partiler bile sendikaların taleplerini dile getirmek zorunda hissederdi. Çünkü oy gerekçesiyle. Şimdi bu örgütsel güç ortadan kalktığı zaman ekonomi tartışması para politikası tartışmasına dönüyor. Siyasette içeriksizleşiyor. İkinci önemli sonucu da iktidara büyük bir hareket alanı sağlıyor. Tabii ki bu toplumsal hareketin sonlanması, geniş kesimlerin, emekçi kesimlerin seyirci koltuğunda oturuyor olması.
İktidar ilk başta konuştuğumuz A politikasını da uygulasa, B politikasını da uygulasa karşısında geniş bir saha var ve tek kale maç yapar durumda. Bu nedenle hani buradan ne çıkar kısmında da kaybettiğimiz toplumsal hareketi yeniden bulmamız lazım herhalde. Ekonomi tartışmasını da, siyaset tartışmasını da daha anlamlı bize bir oturtmak için. Son olarak şöyle toparlayalım. Mehmet Şimşek geldiğinde muhalefetten de ya da muhalif gibi bilinen ekonomistler vesaireden de acayip bir destek aldı. Öyle değil mi? Yani hatta muhalefet partileri bile ortodoks politikalara dönülecek diye şey yaptı. Ne kadar zaman oldu? Bir yılı aştı değil mi iş başına geleli? Nasıl bir bilanço var? Kitabın kapsama alanının dışına çıkıyoruz ama çok önemli bir nokta bu. Yani nasıl bir bilanço var ve şunu da sormak istiyorum. Tabii hakikaten Mehmet Şimşek ve onun Merkez Bankası, onun denetiminde olduğunu varsaydığımız Merkez Bankası gerçekten şu ana kadar gösterdikleri performansla bir şeyleri toparlayacak gibi gözüküyor mu? Yoksa birilerinin dediği gibi daha da kötü olma ihtimali yüksek mi? Şöyle bir açmaz var. Toparlayacak desek, yani bütün amaçlarını yerine getirseler dahi bizim döneceğimiz nokta 2013'teki bu bütün kriz sürecinin başlangıcı noktası olacak. Şunu demek istiyorum. Şimdi Şimşek esasında şunu yapmaya çalışıyor. Faizleri arttırıp sermaye girişini sağlayıp Türk lirasını reel olarak değerlendirip enflasyonu kontrol altına almak. Peki sonra ne olacak kısmına yanıtı yok bu programı. Çünkü bir istikrar programı. Yani enflasyonu düşürme programı. Bunu nasıl yapıyor? Reel ücretleri baskılayarak bir yanıyla burada yani işte ücretlerin, geniş kesimlerin ücret kayıpları üzerine bina ediliyor bu enflasyonu düşürme programı. İkincisi de Türk lirasının değerlenmesi. O da az önce tartıştığımız bir sermaye, yani geniş bir sermaye kesiminin aslında aleyhine bir iş yapıyor. Şimdi bunları yapsa dahi Türkiye'de enflasyon belki %20'lere düşecek önümüzdeki dönemde. Çünkü uluslararası konjonktür de yardım ediyor artık. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri'nde faiz indirimleri başladı. Türkiye'ye de bunun yansımaları olacak. Türkiye'de de faiz indirimleri başlayacak. Ama ne yani 2023'te ne oldu da biz sonrasında bu tepe taklak işler gittik sorusuna yanıt vermemiz lazım. 2013'te şu oldu, cari açık giderek artmaya başladı, dış borç giderek artmaya başladı ve sermaye girişlerine dayalı, yani bu yabancı sermaye girişlerine dayalı ekonomik istikrar sermaye çıktığı anda, yani bu da işte dış politikadaki sorunlar deyin, dünya ekonomisinde yaşanan sorunlar deyin, herhangi bir nedenle sermaye çıktığı anda sizin bütün inşa ettiğiniz borçlanmaya dayalı refah nispi görüntüsü bir anda ortadan kalkıyor. Şimdi Şimşek aynısını yapıyor. Aynısını bina ediyor. Dolayısıyla yani aynı noktaya geliyorum ben de. Evet, bu geniş kitlelerin refahını arttırmayacak da olsa, baskılayacak da olsa, onların aleyhine gelişecek de olsa enflasyon düşecek. Ama ondan sonrasına dair ekonomi yönetiminin bir yanıtı yok. Muhalefetin bir yanıtı var mı? Bunu tartışmak istiyoruz aslında. Yani kitap bir yanıyla da tartışmaya davet anlamında. Çünkü Nebati programının da Şimşek programının da geniş kesimler için refah ve mutluluk getirmediği ortada. Bundan sonrasında ne getirir konusunda 27-28 seçimlerine doğru biz tekrardan kayıkçı dövüşü, işte faiz insin, şey artsın, Merkez Bankası bağımsız olsun olmasın tartışmasına sıkışmaması için biraz daha tartışmayı toplumsallaştırmak, genişlemek lazım diye düşünüyorum. Evet Ümit, çok teşekkürler. Krizin gölgesinde en uzun 5 yıl 2018-2023 kitabından hareketle doçent Ümit Akçay'la Türk ekonomisinin durumunu konuştuk.
Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.